Bu üretim döneminin son pazarlama dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde internet pazarlamasının nasıl olduğunu, elektronik ticareti anlatmaya çalışacağım. Şimdi internet ticareti, elektronik pazarlama çok geniş bir kapsam. Ben sadece burada özetini verebileceğim. Çünkü internet ortamında biliyorsunuz birçoğunuz ürünleri kullanıyorsunuz. Artık günümüzde ticaret büyük oranda neye dönmüş durumda? İnternet üzerinden ve elektronik pazarlamaya dönmüş durumda. Buradan herhangi bir yerden sipariş verebiliyorsunuz. Siz kendiniz yapabiliyorsunuz bu siparişleri. İşte dünyanın en büyük şirketleri bu elektronik ticareti yaygınlaştıran şirketler olmaktadır. İşte bu şirketler ciddi kazançlar elde etmektedirler. Bu şirketler ne yapıyor? Elektronik olarak siparişleri alıyor. Aldıkları siparişleri üretici firmalara geçiyorlar. Üretici firmalardan işte lojistik firmalarına, lojistik firmalarından da varsayalım ki Çin'den aldığınız bir mal sizin evinize kadar ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Bu artık elektronik ticaretin farklı bir boyutu. Türkiye'de elektronik ticaretle ilgili yeni bir uygulama çıktı. Artık elektronik olarak yaptığınız bir takım alışverişlerde vergilendirme de kaldırıldı bildiğim kadarıyla. Bu da tabii bir yerde elektronik ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine, internet ortamından alışverişin çok yapılabilmesine neden oldu. Zaten virüs salgını internet pazarlamasını, e-ticareti inanılmaz ölçüde artırdı. Hemen hemen hepiniz işte ne yapıyorsunuz? İnternetten alışverişler yapıyorsunuz. İnternetten haberleşiliyor. İnternet üzerinden bir takım kataloglar, uygulamalar, alışveriş siteleri, her gün yeni alışveriş siteleri, yeni yeni uygulamalar ortaya çıkarılıyor. Bunun hepsinin temelinde tabii ki internet var. İnternet, karşılıklı internet protokolü dediğimiz bir protokol 1994 yılında imzalandı. İnternet protokolünün sonucu olarak da insanların birbirinin bilgisayarına erişim izni verildi. Yani benim bilgisayarıma başka bir şirketin veya işte işletmenin bilgisayarı ya da başka bir bilgisayar, yani bilgisayarlar arası ne yapıldı? Haberleşme, bilgisayarların birbirinin bilgilerine birbirlerine erişebilmesine izin verilmesi olayı interneti doğurdu. İnternet ve çok hızlı gelişti. 1994, dikkatinizi çekerim, 26 yaşında internet arkadaşlar. 26 yıl sonra devasa boyutlarda büyüdü. Bugün artık birçok iş internet ortamında yürüyor. İnternet ortamında yapılıyor. Tabii bu ticareti de internet ortamına aktardı. Ticaret artık eskisi gibi işte getir bir bakayım mantığıyla yürümüyor. Bir tane numune gösteriyorsunuz. Numunenin çeşitli boyutlarını gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle şöyle bir kalemim var. Varsayalım ki kalemim 1 lira. Siz bakıyorsunuz, bunu inceliyorsunuz, boyutlarını inceliyorsunuz, işte şeklini, şemalini inceliyorsunuz. Şimdi biraz daha ilerledi olay, 3 boyutlusunu gösteriyorsunuz, işte hareketli bir şekilde gösteriyorsunuz. Eğer benim böyle böyle bir kalemim var, bunu işte satıyorum diyorsunuz, pazarlığınızı internet üzerinden yapıyorsunuz, kabul edildiğinde diyorsunuz ki ne kadar istiyorsunuz? Şu kadar istiyorum. O kadar ürünü fiziksel olarak dağıtım, onu da anlatmıştım daha önceki derslerde, dağıtım sistemine vererek lojistik şirketleri, tabii bu dağıtım faaliyetlerini yürütüyor, onlara vererek işlerin yürümesini ne yapıyorsunuz? Sağlayabiliyorsunuz. Şimdi web sitelere hazırlanması diye bir kavram ortaya çıktı internetle birlikte. İnternette web siteleri de neler var? Bir kere web sitelerinde
halkla ilişkiler olması gerekiyor. Dikkat ettiyseniz web sitelerinin temel bazı özellikleri var. Mesela hakkımızda var. Biz kimiz? Hangi web sitesiyiz? Ne zaman kurulduk? Nasıl yaptık? Yani gerçek midir? Yalan mıdır? Ne kadar gerçektir? Bunları gösteriyor. Bunun için nedir? İletişim numaraları var. İletişim adresleri var. Halkla ilişkiler yönetimi diyoruz. Burada ürünlerle ilgili bilgiler yer alıyor. Ürünlerin özellikleri, fotoğrafları, videoları, ürünler sesliyse, mesela kuş satıyorsunuz internette. Kuşu nasıl satacaksınız? Kuşun sesini koymanız gerekiyor. Görüntüsünü koymanız gerekiyor, değil mi? Sesler, görüntüler, videolar burada yer alıyor. İşte insanlar onları izleyebiliyor. Yeni bir İşte dağıtım kanalları nasıl dağıtıyorsunuz? Mesela o dağıtımda işte diyor ya şu kadarlık kitap alırsan diyor kargoyu biz ödüyoruz diyor. Kargo anlaşmaları işte lojistik anlaşmaları ortaya çıktı. Lojistik firmaları inanılmaz büyüdü. O kadar hızlı büyüdü, o kadar örneğin bizim siteye her gün onlarca dağıtıcı geliyor. Ben anlamıyorum. Toplu 85 ev var. 85 aile var. Ki bazılarında oturulmuyor. Bazıları boş. Yani ama 85 aile var. Neredeyse her gün 85 kargocu geliyor desem abartmamış olurum diyebilirim. İşletmeler ve ürün kapasitelerini gösterme, müşteri hizmetleri, efendim aracısız biz diyor doğrudan satıyoruz. Mesela diyor ki bizden hizmet alacaksanız, şu kalemi alacaksanız diyor, biz diyor bunu diyor şu fiyata satıyoruz, aracısız satıyoruz diyor. Biz diyor doğrudan işte bu kalemin üretildiği filan fabrikayla anlaşmamız var gibi yapı gösteriyor. Bazen de çok beğendiğiniz bir şey de istiyorsunuz, diyor ki stokta kalmadı. Stoklarımız bitti gibi kavramlar da ortaya çıkabiliyor. Efendim bu arada tabii reklam diye bir kavram ortaya çıktı. Online reklamlar. Şimdi bazen efendim bu web sitesinde diyor bizde bir web sitemiz var diyor. Bu web sitemizden sürekli satıyoruz ama işte WhatsApp uygulaması. Bu WhatsApp uygulaması diyor bunun diyor giderlerini, personel giderlerini, işte uydu kiralarını, efendim işte program haklarını vesairesini nereye, nasıl ödüyor, bunu nereden elde ederek ödüyor deniyor. Bunun da diyor ki işte internet reklamları, bunu reklamlarla karşılıyor. Mesela YouTube, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. YouTube nereden para kazanır? Videoları için devasa bir yatırımı var. O kadar videoları stoklayacaksınız. O videoları işte eş zamanlı olarak dünyanın envai tür ülkesinde oynatabileceksiniz. Yani bu müthiş bir yapı ve bunun için ciddi bir maliyet. Devasa bilgisayar kapasiteleri gerekiyor bunun için. Şimdi bunun giderini nereden karşılıyor? Bunun elektrik gideri var, personel gideri var, bakım gideri var, update etme giderleri var. Yani oradaki ne derler? Database'leri kullandıkları hard diskler devasa, her gün büyümek zorunda. Her gün çünkü binlerce video yükleniyor, binlerce videoyu tutabilecek nelerin hard disklerin olması gerekiyor. Onlara gerekiyor. Şimdi bu kadar parayı bu YouTube nereden kazanıyor da nereden bu aldığı paralarla bu sistemi yürütebiliyor? Tabii ki diyor ki reklamlarla alıyor. Buna reklam sistemleri, internet reklamları, online reklamlar burada ortaya çıkıyor. Peki internette pazarlama çok iyi midir, kötü müdür? Efendim internetten pazarlamada bir sıkıntı var mıdır? Elbette internet pazarlamasının
güzel yönleri olduğu gibi sıkıntılı yönleri de var. Mesela beklenmedik ne derler, iadeler olabiliyor, gecikmeler olabiliyor. Ürünün satın alınmasında değil, ürünün fiziksel olarak, yani kalemi satın aldınız, kalemin götürülmesinde, getirilmesinde sıkıntılar olabiliyor. İnternet pazarlamasının şöyle bir sakıncalı yönleri vardır. Özellikle kolay bozulabilen ürünler varsa o ürünlerin lojistiğinde bir takım sıkıntılar olabilir. Bu yönden internet pazarlaması veya internet biraz sıkıntılı. Onun dışında internet pazarlamasının 7 gün 24 saat sürekli gece gündüz açık olması, işte belirli bir yere gidip park etme, bilmem ne, hemen elinizin ucu, yani parmaklarınızın ucunda olması, tabii bunlar çok büyük avantajlar. Mümkün olan karşılaştırmalar yaptırabilmesi, siz artık karşılaştırmalar yapabiliyorsunuz, karşılaştırma siteleri var. Şu kalemi alacağım, bana diyorsunuz ki en ucuz fiyat veren, işte özelliklerini yazıyorsunuz, fiyat veren kişiyi bul. Size yine bilgisayar ne yapıyor? Yine internet size en ucuzunu, en optimalini bulabiliyor. İnternet pazarlamanın tabii pazarlamacılara büyük fayda sağlıyor. Çünkü pazarlamacılar yapıyor bu arada bu işi. Yani internet üzerinden yapılan satışları vesaireyi, pazarlamayı zaten oluşturan da pazarlamacılar. Yani fiziksel olarak pazarlardan artık dijital olarak nereye kaymıştır? Dijital sistemlere kayıyor. Mesela dijital abonelikler var. İşte abone oluyorsunuz, size yenilikleri bildiriyor. YouTube abonesi mesela. Orada oluyor, işte diyor ki sıra senin ilgine göre veya da takip ettiğin sistemlere göre. İşte videolar, bizim işte onun için YouTube kanalına abone olun diyoruz. Abone olduğunuzda her yeni videoda size diyor ki YouTube videosunda Mithat Hoca şu dersi de yükledi. Haberiniz olsun, bunu da izleyin diyebiliyor. Tabii giderler azalıyor. Giderler azalınca giderlerde ne var? Dükkan kirası diye bir kira var. Dükkan kirası diye bir olgu var arkadaşlar. Dükkanlarda çok ciddi maliyetler var. Dükkan kirasını ödememek, dükkan açmamak, elektrik, su gibi giderler, doğalgaz gibi giderleri, bunları bir kenara çıkardığınızda büyük bir maliyet. Bunların ortadan kaldırılınca otomatikman ne ortaya çıkıyor? İşte üretici bir sistem, işte bir fabrika varsayalım ki, bir fabrika, bir de tüketici. O zaman pazarlamacı ne yapıyor? Pazarlama sistemi işte üreticiyle ürün konusunda anlaşıyor, ürünü alıyor. Stok diye bir kavram yok. Üreticiye diyor ki bana diyor şu kadar, şu kadar, şu kadar. Ben sipariş geçtiğinde bana siparişlerimi ver. Stok maliyeti yok. Stok maliyeti olmayınca, bakın stok maliyeti yok, elektrik yok, bir takım giderleri yok. Anlaşması fiziksel olarak dağıtımını da lojistik firmasıyla anlaşıyor. Çok daha ucuz bir yolla. Ondan sonra tüketiciye sunma, tüketiciyi ikna etme ön plana çıkıyor. Tüketiciyi nasıl ikna edeceksiniz? Tüketiciye bir takım güvenceler vermek durumundasınız. Elektronik işlemlerin en zayıf noktası da burada işte. Çünkü işin içine para girdiğinde hile burada giriyor. Değerli arkadaşlar, yani o kadar sahtekarlıklar, o kadar hileler dönüyor. İşte farklı resimler konuyor, gerçek resim konmuyor. Siteler gölgeleyebiliyor. Bunu yıllar önce insanlar yapıyordu. Şimdi de yapıyorlar. Bankaları taklit ediyorlar. Çünkü insanlar artık fiziksel olarak para çalma yerine internet ortamından nasıl para çalarım yoluna girdiler. Yani o da hırsızlık bir yerde. İnsanları kandırmak çok kolay internet ortamında. Küçücük bir kalemi şunu devasa boyutlarda gösterebilirsiniz. Yani dersiniz ki kamyon boyutunda kalem,
kamyonla bunu yan yana getirirsiniz, gösterebilirsiniz. Neyle? Aha, mercekle. Böyle tutarsınız, işte gösterdiği gibi büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz ya da farklılaştırabiliyorsunuz. Çok basit bir sistemi, çok ciddi boyutlarda yapabiliyorsunuz. Bunu sabahleyin birileriyle karşılaştığımda onu söylemiştim. Demiştim ki bir zamanlar gazeteler televizyon veriyordu. İşte Bulvar gazetesi çıkmış, Bulvar gazetesi televizyon verecek. Her gün Bulvar gazetesi al, kuponlarını kes, biriktir, kuponlarını kes, biriktir. Nihayetinde kuponlar kesildi, biriktirildi. İşte televizyon verilecek, işte televizyon. Herkes, aha bugün gazete aldım, alamadım, kuponu kestim, kesemedim davaları vardı. Ve ne oldu? Kuponlar birikti, kuponlar işte paketler halinde kondu. Ondan sonra dedi ki, efendim Ankara'da işte filan yerde televizyonlara dağıtılacak. Televizyonlar dağıtılacak ama insanlar televizyon almaya gidenler gördüler ki o şeye kocaman reklamlar yapılıp kocaman olan şeyler, televizyonlar, 37 ekran çıktı. Yani televizyonlar, küçük televizyonları ne yapmışlar? Böyle kocaman göstermişler. Dolayısıyla insanlar kocaman televizyona sahip olacağım diye günlerce gazete alıp, gazete kuponları kesip, gazete kuponları, bir tanesi eksik, unuttuk, alamadık vesaire gibi kavramlarla, bakın yıllar önce ne yapmış, bu tür hileler de yapılmış. Bugün internet üzerinde o kadar sahte hesap, o kadar sahtecilik, o kadar hile, o kadar yalan, dolan, her şey o kadar çok ki. Şimdi bunların hangisi gerçek düşünüyorsunuz. Acaba doğru mudur, yanlış mıdır? Söylenen sözler ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Şimdi zaman zaman bizim de başımıza geliyor. Efendim işte ben böyle durumlarda diyorum ki online aç. Eğer ben online olarak konfirm edebiliyorsam, yani doğrulayabiliyorsam, o zaman diyorum inanırım. Aksi takdirde ben inanmam diyorum. Çünkü ben biraz şeyimdir, yani eski kafalıyımdır. Böyle görmem gerekiyor. Bakıyorum, doğru mudur, değil midir? Çok inceleyip sık dokuyoruz. Efendim, çok fazla internete bulaşmak istemiyorum. İşte internet almayacağıma gidiyorum, bakkaldan almak bana göre daha doğru geliyor. Ama siz gençler biraz daha farklısınız, biz gibi değilsiniz. Çünkü siz internetle birlikte doğdunuz. İnternetle doğanlar tabii ki internetle hareket ediyorlar. Efendim, gittiğiniz yerde internet var mı diye soruyorsunuz ilk başta. Ama bizim için çok önemli olmuyor. İnternet olsa da hoş, olmasa da hoş. Biz hala eski kafalı olarak hala kitapla eğitim yapmaya, hala kitap okumaya, hala buradaki yazılanları okumaya bakıyoruz. Geçenlerde çok güzel bir karikatür gördüm. Dedim ki nefis bir uygulama var burada. Bir yerde işte bilgisayar koymuş, bir tane de kitap koymuş. Annesi çocuğuna diyor ki, kitabı göstererek, oğlum diyor korkma diyor, onun diyor şifresi yok. O diyor, onun pasportu yani şifresiz oluyor. Yani bilgisayarlarda hep şifre var ya, hep her tarafta şifreler var ya, o diyor şifresiz. Gerçekten de öyle. Bunda şifre yok diyorlar arkadaşlar. Burada ne var? Burada alıyorsunuz. Burada değişme de yok. Efendim, elektronik ortamda kolayca hile yapabiliyorsunuz. Hemen diyorsunuz da update ettim. Hemen resmi update edebiliyorsunuz. Kaldırabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Fotoğraflara fon ekleyebiliyorsunuz. Efendim, şekil ekleyebiliyorsunuz. Envai tür hile burada yapabiliyorsunuz. Ama bunu da yapamıyorsunuz. Çünkü bunun içinde artık bu değişmiyor. Onun için
Tabii ki interneti kullanacağız ama onun esiri olmayacağız. Tabii ki internet ticareti, tabii ki internet pazarlamasını kullanacağız ama onun esiri olmayacağız, olmamanız gerekiyor. Bunu bir tavsiye olarak dinleyebilirsiniz. Bu dönemin de sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Ödev yükleyeceğim. Ödevleri de yine zannedersem belirli bir süreli, çok kısa süreli bir ödev yükleyeceğiz. Süreyi uzun vermeyeceğiz. Kısa sürede hemen ödevleri ulaştırmanızı isteyeceğiz. Başarılar diliyorum.